Ekologiya haqida, yashil dunyo haqida gapiryapsiz. Bu borada alohida savolim bor, u tashqi dunyo bilan bog'liq. Yo'q demasangiz, agar o'tirib davom ettiramiz, mana shunday bir so'lim so'rida bu yerda. Qashqadaryo deganda, masalan, Amerikada, chunki bu borada hozir gap ketyapti. Dasht borsa kelmas, uzoq bir joyni tasavvur qilishadi, o'sha issiq nihoyatda. Va Qashqadaryo deganda qidirilganda, masalan, ko'proq o'sha Qarshi, Xonobod, AQSh bazasi bir paytlar joylashgan joyni ko'rishadi-da. U yerda masalan, Qarshini, mana bunday manzarani ko'rmaysiz. U suratlarda bu, deylik, 2000-yinchi yillarning boshida olingan suratlar, Amerika harbiylari avia bazasi shu yerda bo'lgan payt. Va mana eshitgansiz, oxirgi paytda Qashqadaryo masalasi muhokama qilindi. Bir necha marta hatto AQSh Kongressida o'zim ham borib eshitib o'tirdim. Bu yerda xizmat qilgan AQSh harbiylari bora-bora zaharlangani aniqlangan, ular o'sha radiatsiyadan azob chekkan va bir varakayiga bir nechasi qattiq kasallangan deb ular hozir Pentagonga AQSh mudofa vazirligi talablar qo'yishyapti. Bizga qaramagansiz, befarq bo'lgansiz, biz uchun shunday bir, deylik, ekologik jihatdan talabga javob bermaydigan joyda baza qilgansiz deb. Bu yerda munosabat qanday? Har holda eshitgandirsiz bu haqda. Bilasizmi, shu gap chiqqandan keyin mutaxassislar tomonidan o'rganishib oldim. Haqiqatan ham shunaqa ekan. Shakllandi. Umuman tabiiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, agar o'sha muayyan kasalliklar, ular aniq aytayotgan o'sha onkologik kasalliklar to'g'risida gapiradigan bo'lsangiz, bizda bu shahar eng kam ko'rsatkich Qarshi shahrida. Vaholanki, Xonobod bu Qarshi shahar. Kel tutash bu joyda. Ikkinchi tarafi borki, radiatsiya bor, boshqasi bor degan fikrlarda haqiqatdan ham odamlarni tasavvur deganda o'sha cho'llar, xuddi shunday daraxt yo'q joylar masalan. Respublika miqyosida agar qaraydigan bo'lsak, 100 yoshdan oshganlarni soni bo'yicha Qashqadaryo 2-chi o'rinda. 100 yosh shahar. Ana shu 3-chi tarafi umuman olganda jismoniy jihatdan tuzilishi, tanani shakllanganligi darajasini olsak, ma'lumki respublikada 1-2-chi o'rin oladi. Baquvvatlik, zabardastlik masalasi. Undan keyingi holat borki, Qashqadaryoda iqlim olib qaraganda, umuman azal-azaldan olimlarning bir statistik tahlili bor, ekologiyada yoki tabiatda. Haligi keskin kontinental hudud degan tushuncha bor. Qayerda kontinental keskin bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylardagi mevalar, sabzavotlar hammasining bazasi boshqanikidan mutlaqo farq qiladi. Sababi organizm sifat bu meva tirik organizm. Tirik organizmni muayyan darajada rivojlanishi uchun, tekis rivojlanishi uchun stress olish kerak. Sutka davomida kunduz 55 bo'lgan joyda kechqurunga borib 30 bo'lib tursa, mana shuni o'zi stress bo'ladi. To'g'ri. Bu mevalarga ta'sir qiladi, bu ijobiy ta'sir qiladi. Yevropada nam havo, tekis havoda o'sgan olma bilan bizni kontinentda havosida qolgan olmani solishtirib, mazasini tenglashtira olmaysizlar. Shuning uchun o'ylaymanki, bu ekologik tomondan ham boshqa tarafdan ham Qashqadaryoni havosini, masalan, kelganda havosini bugun bu atrofdagi man solishtirib ko'rganda odamni o'zini organizmi sezadi. O'sha 5 soat uxlasangiz, ololasiz. Organizm dam oladi. Siz boya aytdingiz, biz xalq salomatligini, aholi salomatligini o'rganib chiqdik deb. Shunda biror bir, shunga asoslanib biror bir ma'lumot bormi sizda? Aynan shu Qarshi, Xonobod hududida yashaydigan odamlar orasida, masalan, mana saraton turlari yoki biror bir bog'liq kasalliklar kengroq tarqalgani, masalan, mana shunday bir alomatlar juda bo'lmaganda. Bilasizmi, biz antropometrik ko'rsatkichlarni tahlil qilganda kasalliklar kesimli hududlarni sekin-sekin aniqlab olishga urg'u berildi. Bu mutaxassis o'rgandi. Ochmasdan Sog'liqni saqlash vazirligi turib, o'sha hududlar kesimida aniqlab berildi. Yana aytaman, bu masalada ekologik kasalliklar bo'yicha Qarshi shahar shu oxirgi o'rinlarda, ya'ni birinchi o'rinda turgan tumanlarimiz ham bor. Endi uni nomini aytsak, qaysi tumanga og'ir bosim qoqilmayman. Lekin ikkinchi tarafi borki, mana shu to'rtta xil kasal bo'yicha Qashqadaryoda e'tibor beradigan jihat bor.
birinci yorumda turadı bu demek, bu şu yürek kan tamir kesinlikle. İkinci yorumda turadığın kursaçlar bu aşkazan okat hazır kılıç organlar kesinlikle. Üçüncü yorumda turadığın bu yürek geçişim olacak. Ve dörtüncü yorumda turadığın onkoloji kesinlikle. Onkoloji kesinliklerini aynen muayyen ne de aytamayız. Aytamayız. Bu mesela kimdedir aşkazan, kimdedir kızılüngeç, kimdedir içek, kimdedir beş parmağı alayım dedi, 12 parmağı alayım çek, ben şuna kanat sen gitken de yönelişi yok. Lakin ümumi opkara yende kasalliklerin tahlili, bana şu cihattan şu hudut karşı ya da karşı şehir etrafı yukarı diyen bize rakam yok. Bakalım ki bu şey kursatçıdan ki biz özümüz organik. Kim Müdafaa Vazirliği mi şu organik taşır kılır. Yok, senatta hem hakema kılır. Özümüz hem senatör sıfattaydı. Bana o fikir bildirgen bu şeydi. Bana etmiş bu fikrim. Ben mesela bunu, çünkü onkolojik kasallık bir tarafı var ki bu davr uçuşu bulan muayyen derecede uzgar turuşu. İkinciden onkolojik kasallıkta muayyen hudutdaki radiyatı getirip çıkarak degen düşünceni tibbiyat kalımlarının özü tasarlanıyor. O avukatta, o hayat tarzında, o aytaylık insanını ana kadar manada işleyecek işi de. Ama o şey yerde hala ham harbi bazı var. Uzbekistan'ın uzun iki. Hariz var mı? Şu hadi evet sibilim 300 zaten kaşıda ya küçük kilit. Şu poligonlu. Hem de talepler ki tola kalı cevap verişi. İkinci de şu yılda bir bazen müstahkem bir için bir kalp kilit. Bu tarafta muammo yok bu arada. Yani şu, şu resmi cevap şu bu meselege nisbeten. Yani her halde kim bilir belki gelecekte AQSh Kongressi a'zolari kelib qolishar mehmonga hudud bilan tanishish uchun va bunga ham ochiqsiz, to'g'rimi? Endi siz bilan aytganimdek bo'yi muloqotimizning boshidan chidan beri muloqot qilishni o'zi niyat qilib qo'ygan edi va qiziq bir narsa ro'y berdi. Men murojaat qilganimda hokimlik matbuot xizmati rahbariga nima savol berasiz, nima haqida gaplashmoqchisiz degan savol yangramadi. Odatda shunday so'rashadi. Ya'ni nima savollar, savollarni oldindan bera olasizmi degan iltimos bo'ladi-da. Va javobi odatda yo'q, savollarni oldindan bermayman. Endi Qashqadaryo haqida gaplashishga kelyapman har holda. Nimaki bo'lsa Qashqadaryo haqida shuni so'rayman degan bo'lardim agar so'rashganida. Ya'ni ochig'ini aytsam kutmagan edim. Men kutgan edim Zoir Mirzayev matbuot bilan, blogerlar bilan o'ziga xos bir aloqaga ega va har holda ancha surishtirsa kerak, nima uchun Amerika ovozi kelyapti bu tomonlarga, nimani o'rganmoqchi degan. Shunday bir tasavvur bor-da siz haqingizda. Bilasizmi, men yuqorida ham aytdim, bir ko'rishganimiz 1,5 yil bo'lsa, O'zbekistonga kelib qolsa, biz kelib qolsa kerak degan